Merhabalar. Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezonun 11. yaşı Avusturya Grand Prix'sini geride bıraktık. Çok tartışmalı Verstappen Norris kazasını yaşadık. Hepsini değerlendireceğiz. Haydi hızlıca bölüme geçelim. Ama önce 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 değerli dostlar lütfen ama lütfen bir 300 abone hedefimiz var. Çok da az kaldı. Ona bir desteklerinizi rica ediyoruz. Yani böyle izlerken üşenmeyelim. Bir beğene tıklayalım. Aboneye tıklayalım. Aynen şimdi videoya geçelim. Evet Ata hoş geldin. Abi hoş bulduk merhaba. Bomba gibi bir hafta sonu geride bıraktık. Evet ya fel yani. Yani sprint hafta sonu kapanışı bomba bir kazayla yaptık. Yani Norris de o kulübe girdi artık. Norris de artık birincilik için savaşırken arabayı yani duvara sokan kulübe girmiş bulundu yani hayırlı olsun. Kulüp deyince acaba dedim Verstappen Z'ler kulübü Verstappen hmm. zede değil. Ben bunu detaylıca konuşacağız zaten birazdan. Hatta şu an direkt konuşalım hiç bekletmeyelim değerli izleyenlerimiz. Herkes bu an için zaten şu an yorum videosu izliyor yani. yani. Ne diyorsun? Kim bence hatalı. Bence Bence hatalı one. bir taraf yok. Tamam mı? Yani bugün aslında ben biraz da normalde Verstappen'e her fırsatta karşı çıktığımı beni günahım kadar sevmediğimi her fırsatı söyleme rağmen hı hı. bugün Red Bull tişörtüyle geldim yayına. Çünkü herkes şu an Verstappen'i taşlıyor. Evet. Öyle bir dünya yok abi. Bak kimse şunu söyleyebiliyor mu? 2021 Abu Dhabi'nin son şeyinde, son kovalamacasında Perez çok yanlış savunma yaptı Hamilton'a. Verstappen arayı kapatıyordu ya Perez onun savunma yapıyordu. Evet. Kimse bunu söyleyebiliyor mu? bir Ya da mesela en son düzlükte ee, şey Verstappen Hamilton'ı geçtiğinde Verstappen weaving yapıyordu. Yani düzlükte salınıyordu. Evet. Ona kimse itiraz ediyor mu? Bak bu normalde kural dışı yani. Ama evet. Abi mevzu birincilikse ve iki senin geçmeye çalışan rakibinle en büyük şampiyonadaki rakibinse potansiyelde de kendisi de büyük olan bence çok normal bir hareket. Ki biliyoruz ki Verstappen birinciliği kaybetmektense arabayı duvara sokmayı tercih eden bir insan yani. Ki burada da yani bu riski aldı. Evet. Kendisi de yarış dışı kalabilirdi. Ee, ama Norris'i e, yarıştışı yarış dışı bıraktı. Ya yani şöyle evet. ben ilk, ilk, ilk izlediğimde e, yani detaylı bakmadan önce daha ortada düşünüyordum da hakikaten e, burada ağırlıklı olarak Verstappen'in hatalı olduğunu söyleyebiliriz ama ya sonuçta bir race incident mıdır? Race yani işte orada incident biraz... değil. Yani orada biraz işte şey yani dediğin gibi biraz yorum ve işte işin ciddiyeti e, ne zaman olduğu sezonun evet. neresinde olduğu vesaire gibi konular da devreye giriyor Yani çok mekanik değil aslında buradaki şey Evet e, kararı verirken ama hani şunu söyleyebiliriz. E, yani Norris'i aklayan şey şu Norris'in gidebileceği bir başka bir yarış çizgisi yok. Norris zaten son noktada. Norris'in e, gram suçu yok zaten. Evet. Bir de bu kazanın zamanlaması da çok ilginç. Çünkü o esnada gazi koçusu oluyordu. <laughs> tamam. <laughs> ben orada tam arada öyle. kaçırdım işte. Evet önce. yani aşırı heyecanlı. Ben ikisini de açmıştım aynı anda. İşte evet. tabletten yarış takip ediyordum. Televizyondan gazi koçsuzluğu falan. Orada bir sürpriz olmamış yani. Yani AGF bir Ahmet Çelik. Olmuş oğlum. Hayır. Kazanmamış mı? Hayır. E o kazandı sanof bilmem ne. Hayır ya. Öyle mi? Hayır. Hiç aa. favori olmayan bir at kazandı onu Şaka yapıyorsun. Tabii canım. Aa büyük Rus, sürpriz. Russell Rus, Rus gibi. Russell gibi. <laughs> o zaman şeyle ben çok da iyi takip edemem şimdi şeyden ötürü. Bir de sor, yani iki ekranım var diye e, ekran. şey attın. Evet evet. Soru attın. Ama Anladım. işte full fokus Verstappen şeyinde ben hmm. Sanoff bilmem ne kazanınca aa ah dedim Ahmet Çelik'in atı geldi. Ahmet Çelik de Sanoff bilmem neyle yarışıyordu. Ya adını unuttum şimdi kazanan atı evet. da. Ama şey Ahmet Çelik'in atı kazanmış. Aa kaç yıl sonra? Vay be. Evet. Neyse buradan da ben de Madras diye bir at oynamıştım. He yani o da. Ben de Severus Snape oynadım. Hmm. Bir tane Twitch'ten bir e, takipçim sağ olsun dedi ki ben çok iyi analizledim o atı dedi. Evet. Ankara'da izledim dedi. Severus Snape dedi %100 getiriyor dedi. Kaçıncı oldu bilmiyorum yani. Evet. Gerçekten Formula 1'de sezonun en e, e, <gülüyor> <gülüyor> yoğun oldu. Evet çok konuşulacak şeyin olduğu dönemde Gazi konusuna kalmamızda tepki ederim. Gazi de bizim Formula 1'imiz yani. Evet. Şimdi şeyi söyledik aslında biraz Verstappen e, bir tık daha hatalı gibi bir yorum yaptık. Yani şey bir de tam e, taraf olunacak haftada ikimiz de Red Bull tişörtü giymişiz. Evet. O da şimdi bilmiyorum biz löklere yaptığın yorumlardan tepki çekmiştin. Çekelim, Bakalım bundan da Verstappen de... yorumlarından tepki gelecek mi? Abi şöyle Norris'in gram suçu yok. Evet. Verstappen'in de ki biliyorsun %100 yüz suçu var diyemeyiz. Olay olay olduğu saniyede sana şey yazdım. Verstappen'e 30 saniye ceza alması lazım evet. falan filan dedim. 10 saniye aldı. Hani onun da suçlu olduğunu biliyoruz mekanik olarak ama bence o kadar da suçlu değil yani. Evet. Yaparsın ya. abi o hareketi yaparsın. Evet. Ki daha önce de Verstappen'in de yaptığını ve farklı farklı pilotların yaptığını da evet. gördük. E, dün Twitter'da hemen şeyler servis edildi. İşte geçmiş görüntüler. Evet. Yani, Verstappen bottası da böyle yarış dışı bıraktı vesaire evet. gibi. Ya şimdi şeyi hatırlayın. Tarihin en büyüğü Michael Schumacher'ın 94-95'te yaptığı evet. hareketleri hatırlayın. Yani ya yarışta bu var. Yani yarışırken bunlar oluyor. Var. Senna Senna o kadar şey gibi yani tanrı gibi tapıyorsunuz son birkaç yıldır ben anlamadım neden o kadar tapılıyor. Tam iyi pilot da. Onun neleri neleri var abi. Ya yarışırken bunlar bu olur. olabiliyor. Olur abi bu ya, olur. Verstappen 3 senedir bunları yapmıyordu. Çünkü gerek yoktu. Gerek yoktu. Uçuyordu, gidiyordu ve böyle mücadelelere girmiyordu. 2021'de neler neler oldu ya? E, tabii canım. 2021'de olan olayları üst üste koysak yani son 3,5 <laughs> sezonda bu kadar bir şey görmedik yani. Ki mesela o 2021'de Hamilton e, ve Verstappen arasında olan olayları düşündüğüm zaman Norris ile Verstappen arasında olan olay çok küçük bir yerde kalıyor. Çok Arabalar üst üste yani. falan çıktı abi. Tabii canım. Neler neler oldu. Dürajda Verstappen gitti şey temas ettiler. 250 ile duvara girdi falan. Neler neler oldu. Norris o kulübe en başta dediğim gibi o kulübe hoş geldi. Yani sen Verstappen gibi bir pilotu geçip yarış kazanmak istiyorsan böyle şeylere katlanman gerekiyor. Ve bunları yenmen gerekiyor yani. Öyle kolay değil. Aynen öyle. Öyle şeye geçmeye benzemiyor bu. Ne bileyim strolü geçmeye benzemiyor yani. Basit bir overtake değil. Ya bir de biraz da bu tip şeyler için izliyoruz aslında biz bu Aynen spor. öyle. Ben kudurdum keyiften. Yani tabii canım. Şu e, harikaydı yani. yani. Ya çok herkes çok steril bir şekilde sürse birbirine çarpmamaya çalışsa evet. falan. E zaten ya herkes o milisaniyenin peşine düşmese e zaten bu sporu biz izlemeyiz yani. Yani çarpışan arabalar Türkiye vs Finlandiya. Biliyor musun Finlandiya'da hiç gördün mü? Öyle video vardı. Çarpışan arabalara biniyorlar. Kimse çarpmıyor. Kimse çarpmıyor. Herkes böyle şey bir oval halinde yavaş yavaş dönüyor. Abi öyle mi heyecanlı? Bizim buradaki Luna Park'taki çarpışan arabalar mı heyecanlı? Allah aşkına ya. Aynen öyle. Biraz şimdi aslında sonucu değerlendirdik. Bu noktaya nasıl geldiği de biraz konuşmak lazım. Evet. Aslında Verstappen yani yaklaşık 7 saniye falan önünde gidiyordum Norris'in. Evet. Ee, ama Red Bull'un 40 yılda bir pitte hata yapacağı tuttu. Gerçekten. Yani Sol en son arka zaman lastik, yaptılar acaba. Sol arka lastik bir türlü sökülemedi. Orada bijon anahtarında bir problem oldu. Sonra bir anda ikisi aynı anda tura e, pit'e girmişlerdi çıktıklarında 1.7 saniye fark vardı aralarında ve Norris bunu kapattı. Yani Norris'te bu tempo vardı zaten. Verstappen bir de bir blokaj da yaşadı onun üstüne. <laughs> evet. Arada bir blokaj daha yaşadı. Öyle evet. olunca Norris direkt diye DRS mesafesine girdi ama McLaren ne yaptı abi ben anlamıyorum. Ne ara Verstappen'e kafa tutacak hale geldi bu araba. Yani evet, bir çok, buçuk bir çok bir sene önce şu anki yani şey Alp'in durumundaydı ya. Nasıl yani inanılmaz değil ki büyük takım böyle bir şey. Aynen öyle. Geçen sene bu dönemde Alp'inden bile kötüydü. Yani, yani şu, şu anki Alp'in. Şu anki Alp'inden bile kötü. Evet. Doğru şu an Alp'in Q3'e falan kalıyor arada yani. Evet Alp'in çünkü yükselişi. Neyse. Aynen. 52. turda oldu bu pit hatası. Pitteki hı hı. olaylar orada başladı. Aslında 55'te mücadele başladı yani. hemen 3 evet. turda yakaladı Norris. Ee, işte 59'da 63'te e, ataklar vardı. Hı hı. Ondan sonra 64'te de bu e, hafta sonunun en büyük olayı olan kazayı yaşadık. Evet. Yani şey de çok efsaneydi. Verstappen'in e, patlak lastikle Norris'e yol verme işte çok iyiydi. Abi, o Gerçekten <laughs> ya. O olayı tamamlayan bir şeydi aslında. Hani evet. e, olayın basit bir yarış kazası mı yoksa Verstappen'in kasıtlı olarak sen beni geçmek istiyorsan bazı kriterlerine getirmesi gerekiyor dediği bir olay mıydı sorusuna çok net bir cevap. Çünkü e, yani şeyliyken yer verirsin ya. Değil mi artık evet, sen... artık ver yani hala da üstüne kuruyor oğlum. Dur lan araba patladı. Yarış, altında. yarış dışı kalmak üzeresin. Kalmış da olabilirsin evet. falan. Sonuna kadar bırakmadı. Yani. Hasarını bilmiyor. Evet. Yani inanılmaz lastiği patlamış hala üstüne kırıyor ya. Müthişti yani. Evet ya geldi. Bize bu lazım. Aynen öyle. Geldiğimiz noktada aslında bu mücadeleyi ısıtan bir durumda sprintte yaşandı. Evet. Verstappen ee, Norris Piastri arasında. Norris geçti de aslında Verstappen'i ee, ama Verstappen hemen yerini geri aldı. Spilt'te evet. de, de o, oradaki Piastri'nin de işin içine dahil olmasıyla orada da güzel bir mücadele yaşandı aslında. Bu arada Piastri'ye de kesinlikle hakkını vermemiz lazım. Gerçekten mükemmel bir performans sergiliyor. Evet. Her gördüğümde aynı cümleyi kuruyorum ama yani neden Alpine'le McLaren arasında bu kadar e, çatışma çıkardığını bir ke bir kere daha anladım. Evet. İnanılmaz bir pilot gerçekten ya. Yani fırsat geldiğinde ne kadar hazır. Bu yarışta pist üstünde yarışın başlarında Perez'i geçti. Evet, sonra bir geçiş bu arada. Ortalarda geçiş. Yani orada şeyi Sainz Hamilton mücadelesini izliyorduk ama arkada Evet. Piastri Perez'i avladı. E, 48. turda bir Hamilton geçişi var. Aynı geçiş bu arada yine. Ondan sonra 65'te de e, Sainz'i geçiyor. Evet. Sainz Ve... da aynı geçiyor. Aynen öyle. Yani burada eee Piastri de ikinci bitirdi. Hı hı. E, bu yaşanan Norris Verstappen kazasından sonra işte löklerin de Yaşamış olduğu problemlerden sonra 7. başladığı yarışı ikinci bitirdi. Evet son Hı -hı. anda bir fırsat geldi ama zaten o fırsat öncesinde bayağı kendine yaratmıştı piyasa. Tabii canım ya, fırsat hazır çok, olana geliyor yani. Çok önemli 3 rakibini zaten pist üstünde geçti. Evet. Ee, ama yine de Driver of the Day'imiz Norris. Ya çünkü oraya kadar herhalde bayağı bir oy verilmişti. Yani, yani yoksa kesinlikle Driver of the Day Russell'dır bence yani. Kuşkusuz. Evet. Normal şartlarda. Her yarışta Driver of the Day Russell'dır benim için ama bu yarışta kesinlikle öyleydi adam. Çünkü yani kazandı yarış artık yani. Ya Russell e, aslında sakin bir yarış götürüyordu. Evet. Çok yani, temiz bir üçüncülük alacaktı yani. Evet. Yani Russell çok sakin bir yarış götürüyordu. E, yarışın başında bir Hamilton'la bir e, mücadeleleri oldu. Orada da Hamilton tabii ki tokat diye bağımlısı yaptı yani. Hani elbette hiç şaşırmadığımız şekilde. Evet. Yani da üçüncü başladığı yarışı ee, doğru mu söylüyorum? Evet. Üçüncü başladığı yarışı. Galiba evet. Ondan sonra bir anda e, kendini birinci sırada buldu. O da şey komik. Toto Wolf'un bir anda gaza gelip ona telsizden bağırması ve Russell'ın hani evet. neredeyse kaza yapıyordum. Hani beklemiyordum. Hani adam sakin sakin gidiyordu arkadaş. Abi senin 7 tane dünya şampiyonluğun var takımca. Kaç tane yarış. Yüzlerce yarış kazanmışsın. Gerçekten yüzlerce yani. Yani yüzden fazla yarış kazanmışsın. Abi böyle fırsat çıktığında işte ne kadar tutkulu adam yani. Evet. Yani gene burada heyecanlanıyor. Gene burada tribe giriyor. Helal T olsun. Toto Wolf'un yüzünün güldüğünü gördük ki. Nasıl da şey demiş. Az kalsın kaza yapıyordum. Öyle bir korktum ki demiş Toto'nun evet. telsiz şey sesinden. Özür dilerim. Ben o sırada kendi <laughs> diyeceğim şeyi düşünüyordum. Nasıl evet, olunca et, konu dedi. kafam gidiyor biraz. Özür dilerim. Yok yok özür dileme de yani evet. şey. Ama yani bunu da söylemem gerekiyor diye. Yani. Evet doğru. Ee, Hamilton'da 5. başlayıp 4. bitirdi. O nispeten daha sakin bir yarış geçirdi. Ama o da bir hasar yaşadı galiba Onun da bir aracında problem vardı hmm. e, O da istediği gibi e, bir Yarış götüremedi e, Hasar demişken Yani e, Lökler'e istersen bir girelim Lökler evet. 6. başladı yarışı Bedeli. Perez ve Piastri ile Yarışın başında yaşadığı bir problem var 4 tane pit yaptı Pe Perez ile galiba <laughs> Piastri çarptı Ve Piastri'nin aslında ne kadar Pamuk ipliğine bağlıydı yani yarış Orada lastiği patlayabilirdi birinci turdan. Evet. E, ve patlamadı ilginç bir şekilde. Yani Lökler kanatta problemmiş. Kanadı kırıldı. Sonra Lökler'in arabası bozuldu herhalde. Yani süspansiyonun bozuldu. Tam anlamadım ne oldu. E, Tempoyu e, da yakalayamadı Evet Tempo çok kötü. Bir ara Albon geçiyordu lökler Lök falan. Bir overtake Battle for 18 gördüm yani Albon'la. Evet. E, ondan sonra 4 kere pit yaptı yanlış hatırlamıyorum. 5 de olabilir. Evet. Ben 4. Evet. 4. izledim en son. Bu, bu. E, ama gene de şey az kalsın tutuyordu yani. Puan barajına girme tempoları az kalsın tutuyordu. 4. pit olmasa. Hı hı. Ee, telsiz'den de onu dediler bir ara Yani o zaman Lokter 17. falandı Dediler hı hı. bak böyle gidersek puan barajına giriyoruz 11. bitirin sanırım Yani o noktada aslında çok da bir şey yoktu ee, Açıkçası Bu Telsiz mesajı geldiğinde Çok umut yoktu Evet evet, ucunda ama, evet ama Yazılımlar demek geldi. ki çalışıyor yani Aynen öyle Sainz'de 4. başladığı yarışı 3. bitirdi ee, Norris'in DRLF'siyle O da nispeten daha sakin bir e, yarışı götürdü. Şimdi tempolara baktığımızda da ata aslında yani Verstappen ve Norris'in arkasında e, ya Mercedes'in e, Ferrari'den daha iyi olduğunu görüyoruz Hı -hı. yarış tempolarında. E, Bitcoin'e attılar kendilerini. Eee Sainz e, yani dördüncülüğü, şey üçüncülüğü aldı ama redetği yaşadığı problemlerde. puan alamadı. Hı -hı. Yani bu tempoların e, tempo sıralamalarının değişimi hakkında Bilmiyorum yani eklemek istediğim bir şey var mı? Ya şey çok keyifli, tempoların kendisindense yarış başlangıcındaki sıralama benim çok hoşuma gitti. O da aslında biraz hani tempoyla alakalı evet. diye aklıma geldi. İlk dörtlü dört farklı takım pilotu olması müthiş bir şey bence yani. Evet. Çok keyifli bir şey. Evet. Ha bunun suçlusu kim Perez? <laughs> tamam mı yani, yani? Ben de bak kimi ko kimi konuşmayı unuttuk diye Perez'e bağlamayı düşünüyordum. Benim hep aklımda abi adam lastiği patlattı gitti 6 saniye tut pit yaptı peşine lastiği patlattı pite döndü lastiğini değiştirdi gene de Perez'in önünde bitirdi ya evet. 10 saniye önünde bitirdi yani puh sana yani Perez 8. Perez başladı yani. 7. bitirdi inanılmaz ya yani. sonlara doğru bir Hülkenberg'e hata at vardı geçemedi kaldı Malhun de Hülkenberg'e kapışıyor abi ben anlamıyorum bu adamın ne problemi var ya bence acil kovulması lazım yani izleyici olarak diyorum Tabii ki takım patronu olsam sonsuza kadar tutarım Perez'i. Yo yani takım patronu olsan da tutmazsın. Hat ne, yani, gene şu Verstappen şu an e, markalı şampiyonası da tek başına yaşıyor resmen. Doğru evet. Yani Norris 2020... ve Piastri ikisi beraber bir evet. bir takım olarak Verstappen'i kovalıyorlar. Yani. Tam onu diyecektim. Mesela 2021 gibi kümülatif puanın önemli olduğu bir şey olsa ki 2021'de Mercedes şampiyon olmuştu yani. Tabii. Hani takımlar şampiyonu tek başına. Evet. E, hani öyle bir durum olsa evet Perez'in yatacak yeri yok ama şu an hani böyle e, alttaki takımlarda bireysel bir pilot ile evet. çıktıkları için çok engel teşkil, tehlike teşkil etmiyor herhalde. Evet yani Perez de puan durumunda beşinciliğini korudu. <laughs> Komedi ee, ya. bu hafta adam. aldığı puanlarla altıncılığa yükseldi bir anda. Çünkü o da Perizi geçer. Aynen öyle. Kesin. Kesinlikle geçer. Şat öyle duruyor. Evet. Ee, bu, bu hafta yani Haaslar iyi performans gösterdiler yani evet. Türkiye'de. Ee, her iki pilotla da puan aldılar. Bir de e, ilk onda başladılar galiba Haas'ın ilk onda mı başladı ee, şey başlangıcı? Ya yani ilk onda başlayan bir Haas var diye biliyorum. Vardı. Böyle olduğu zaman genelde puan alamıyorlarmış. Hı hı. Bayağı uzun bir süredir. Bu da ilk defa olmuş yani şeyde. E, Q3'te ilk ona kalınca sonrasında şey yapmaları yani bir puan almaları şaşırtıcı. Normalde öyle yükseldikleri zaman yarış içerisinde çok hızlı düşüyorlardı. Bir şey oluyordu. Araba motoru ısınıyordu. Işte lastikler yani lastik geberiyordu. Aşınması çok Bu sefer olmadı. Şaşırtıcı. bey Umarım da böyle devam eder yani. O çok hoş gidiyor. Mesela Aston geri düştü. Bence çok hoş. Evet. Ya bu devinimlerin olması lazım. Tek düzelikten kurtulmamız lazım. <laughs> şu an zaten Aston Martin 7. E, takım gibi. Evet Alpin onu yani 4 5, 6 mı oluyor? Yok 5 e, Haas hı hı. 6 e, Alpin. 5 Haas değil. Pardon 5 Alpin 6 Haas evet. 7 Aston Martin gibi duruyor. Ee, Williams'la RB yakın gibi 8-9 için. E, ee, şeyde Sauber, Kick Sauber'de direkt 10. Net 10. Onlar çok net. Abi, Bu sene onlar çok kapatmışlar ya. Şey, Audi'ye satacağız zaten. Evet. O, şunu kasmayalım diyorlar. Ya Williams bir tutturamadı ya. Evet Williams böyle bir bazı yarışlarda hani yükselecekmiş gibi oluyor da şeyi de çok dolu geliyor bana Williams ın. takım çok dolu geliyor ama bir türlü o potansiyellerini veremiyorlar gibi ya. Yani. Bir de Alpin'lerde de bir takım içi mücadele vardı. Alo Ken mücadele yaşadılar. Gazi geçince "Ciao" falan dedi hatta. Evet, evet. Yani orada işler çirkin. Ya o konu şöyle düşünüyor olabilir. Takım emri var bu arada. O Okan'a yol ver diyorlar. Hı, -hı. O konu şeyi düşünüyor olabilir. Yol vermezsem ne olacak? Kovacaklar mı ya? tam böyle işten ayrılmış çalışanın son dönemlerindeki şeyi gibi riyakarlığı gibi takılıyor yani. Evet. O konu bir de Haas kontratını da cebine koyarsa yoldaki kontratı yani konuşuluyor ama Haas olabilecek diye. Yani. Öyle mi? Ama Haas tamam. ekibi tamamlamadı mı ya? Yok tamamlamadı. Öyle mi? Ha doğru ya. Oli 20 falan da konuşuluyordu evet. Yani Hülkenberg şeye gidecek zaten. Sauber'e gidecek. Evet doğru. Evet. ne de henüz yenilemediler. Doğru. Ee, evet keyifli bir hafta sonunu geride bıraktık ata bu şekilde Hı. de. Yani e, tempolarda da Verstappen, McLaren, e, sonrasında Mercedes ve Ferrari gibi ve en sonunda Perez gibi evet. görüyoruz. Ee, bakalım Silverstone'da da tempolar nasıl olacak? Silverstone'da ben çok merak ediyorum. Sıralamalar nasıl olacak? Verstappen'le Norris gene 1-2 olacak mı koaller sonunda ve peşinde yarışta neler olacak acaba yani? Onu Yok. çok merak ediyorum ya. Evet. Fantes takımlarımıza baktığımızda da e, sen yine takımına büyük ilgi göstererek değiştirmedin. Ee, takımında Løkler, Magnusen, e, Bottas, Ocon, Suno da Ferrari, Red Bull'du. 195 puan aldın. Tamam, 195 aklımızda tuttuk. Ben hiç değiştirmedim. Sen kaç aldın? Ben yüz, 190, 181 mi aldım? Ben ee, yanlış yazdım herhalde. 191 aldın sen. Ben 181 diye hatırlıyorum ama. Neyse, ekrana getirirsin. Neyse. Yani. Ama sen şey yaptın ya. Takım bayağı değiştirdin ya. Yani. Takımımı değiştirdim, evet. evet. Gerçekten gurur duyulası bir takımım var. Hı hı. Benim takımım da Verstappen, Wulkenbach, Joe Sargent, Bottas, Red Bull, McLaren'de. Evet. E, tabii çok tatlı bir takımdı ama sevgili Verstappen ve Norris biraz tadımızı kaçırdılar. Evet. E, Pitbot liginde de Mertin liderliği sürüyor. E, 2536 puanlı. Ama bu haftanın birincisi farklı. Bu hafta evet, bu haftanın birincisi farklı bir birincisi var. Sürpriz bir birincisi var. Ee, sevgili Ceren'in takımı 267 puanla Limitless'la e, bu haftanın birincisi. Şüphesiz değil bence gayet bekliyorsunuz. Doğru ben de şüphesiz yani. deyince ben de e, sonra <gülüyor> <gülüyor> şey yaptım. E, evet bir çekindi. Gerek yoktu dedim keşke söylemeseydim pişman oldum. Aynen öyle. Onun takımı da Norris Verstappen, Piastri, Sainz, Hamilton, Red Bull ve McLaren'di. Norris ve e, şey kazasına Verstappen kazasına o da evde izlerken hı. bayağı sinirlendi. E, Russell'ın galibiyeti onu fazlasıyla üzdü bunu da söyleyebilirim. Aha. Ee, bir sonraki yarışımız da Silverstone. Yine boşluğumuz yok. 3 hafta üst üste. Evet. Ee, bizim için de güzel oluyor. Keyifli oluyor. İzlenmeler Onlar de iyi oluyor o yüzden. Evet. <laughs> Devamlı öyle. içerik gelince güzel izleniyor. Yani e, hatırlatmalarımızı da yapalım. E, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. E, yani başta söylemedik yine. E, söyledik ama... ya en başta. Hayır en başta söyledik ama şunu söylemedik. Verstappen Norris gerçekten bu haftanın en büyük tartışmalı konusuydu. Bununla ilgili yorumlarınızı da aşağıya bekliyoruz. Sıcağı sıcağına haftaya Silverstone öncesi gelebilecek e, güzel yorumları da e, sizlerle paylaşmak isteriz. Sen bir şey söyleyecek gibi. Benim yorumlardan sonra zaten bence kızanlar edenler falan hemen yoruma koşarlar diye tahmin ediyorum yani. Bakalım yani göreceğiz. E, son hatırlatmalarımızı da yaptık. E, haftaya Silverstone Grand Prix'sinden sonra tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.